Şimdi saçlarınız dökülüyorsa efendim dökülen saçlarımızı ne yapacağız? Çok önemli bir şey sordunuz. Güzel bir soru. Tam da zamanı şimdi. Emine bir peçete alabilir Zaman. miyiz? Ceviz Buyur yapraklarını hocam. toplayalım. Ceviz yaprakları var şimdi dökülüyorlar. O ceviz yapraklarını güzelce kaliferin kenarında kurutalım. Kaynayan suyun içine şöyle 3-5 tane ceviz yaprağını atalım. 1-2 dakika kaynatalım. 1-2 dakika demleyelim. Çıkan suyuna saç diplerine masaj yapalım. Çok önemli, çok önemli saçlarınızın çok faydası olacak bu birinci madde. İkincisi, ikincisi ceviz yapraklarının dışında sızma zeytinyağı, susam yağı, çörek otu yağı, biberiye yağı. Biberiye, çörek otu, susam ve zeytinyağı. Bu yağları karıştıralım, saç diplerimize masaj yapalım banyoya girmeden önce. Hı hı. Bu ozonlu kantron yağları da olabilir, ozon yağı da olabilir çünkü onlar da zeytinyağıdır onlarla saç diplerine şöyle masaj yapalım ama nereleriyle şu yumuşak yerleri şöyle, şöyle 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 masaj yapalım. Kardeşlerim bazı yerlerde diyorlar ki böyle 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 ol olur olmaz. Saç diplerinize masaj yapmadan olmaz. Ama tırnak değmeyecek. Ağzına sağlık. Tırnak, tırnak değmeyecek şu yumuşak et kısımlarıyla. Şuramızla. Şöyle 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 Friksiyon masaj. Mu Friksiyon mu diyorsunuz hocam? Bravo. Şöyle Bravo. Şöyle Friksiyon. Şöyle Çünkü yani şöyle. Çünkü şöyle. Hı. Çünkü bakın ne Nur kardeşimle göstereyim. Şuraya şöyle 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 masaj yaptığımda bakın cildi beyaz olduğu için gösteriyorum. Hemen bir kızarıklık oluyor. Neden kızardı? Kan geldi. İşte sizde saç diplerinde, saçların dibinde kökleri var. Bu dibinde kökleri var. Oraya damarlar geliyor. Oraya damarlar geliyor ve sinirler geliyor. Saçın dibinde sinir mi var? O nasıl şey öyle? Saçın dibinde Olmaz sinir mı? var. Şu kıllarınızın dibinde sinir var. Nasıl bir şeyden korktuğunuz zaman, ürperdiğiniz zaman ne oluyor? Tüyler dimdik oluyor. Onu yapan ne? ...işte sizin sinirleriniz. Yani hepsinin dibinde sinir uçları ve damarlar var. Eğer siz o damarları canlandırırsanız, eğer siz o sinirleri canlandırırsanız saç canlanıyor. Bunun için de bu masaj şart. Bunun için de saçların kurumaması. Kurumaması için de işte zeytinyağı, susam yağı, çırık otu yağı, biberiye yağı çok faydalı. Bunlar yapsın. Ceviz suyu çok faydalı. Bunları defne yaprağını aynı ceviz yaprağı gibi yapabilirler. Defne de çok güzel. Bunlar yapsınlar bir de çok önemli şampuanlarını iyi şampuan seçsinler yani kendilerine gelen hangisi ise çok fazla böyle renkli mönklilerden ziyade doğal Kokulu, olanlarını renkli, tercih değil mi? etmeye çalışsınlar. Kokulusuna mokulusuna bir de ben görüyorum hani reklam amaçlı onlar böyle hoş diye böyle bir avuç şey koyuyorlar sakın ha, sakın ha. <laughs> Şöyle ne diyeyim size bir çay kaşığı kadar olan şey şampuan size yeter birinci suyu onunla yapınız. İkinci suyu bir daha yaptığınızda daha güzel köpürecektir. Ondan sonra fazla saçlarınızı çok fazla yıkamayınız. Yani yıkanınız, duşanınız ama her seferinde şampuanlama yapmayabilirsiniz. Çünkü saçlarınızın diplerinde yağları var. Doğal yağlarını da bozuyorsunuz. Evet. Ona dikkat edin. Yani daha gür, bakımlı, dökülmeyen saçlar istiyorsanız bir kere her gün yıkamamanız lazım. Haftada iki gün yıkasanız ya, yeter diyoruz. Ama duş alabilirsiniz saçlarınızı evet. toplayıp. Doğru. Doğru. E, spor hareketlerini yaptık ama seyircimiz yine sormuş tabii bu koronavirüsten dolayı hepimiz evde evdeyiz, hareketsiziz. Bir de bakın hafta sonu mesela hiçbir yere çıkamayacağız. E, yani yürüyüş de yapamayacağız. Bu soruyu soran kardeşime özellikle teşekkür ediyorum. Neden? Ben Mehmet de biraz Bey. Mehmet abiye ben de bahsetmek istiyordum. Son dönemlerde ne görüyoruz biliyor musunuz Nevin Hanım? Nur Pardon Nur <gülüyor> özür <laughs> dilerim. <laughs> Nur kardeşim. Ne görüyoruz? Damarlarda tıkanıklık oluyor. Aa, evet. Oturmaya bağlı. Emboli oluşuyor. Tromboemboliler oluşuyor. O yüzden oturduğunuz yerde hareket yapmanız lazım. Yani demin gösterdim ama bir daha göstermek istiyorum. Çünkü çok sadece geçen hafta iki tane vaka geldi. Ne oluyor? Ayakta birdenbire şişme, soğuma ve şu kasıp bölgelerinde şuralarında ağrı oluyor. Hı hı. Peki olmasın. Oturuyorsunuz şimdi. Nur Hanım'la Feridun Kunağı seyrediyorsunuz. Ne yapacaksınız gösteriyorum. İşte şu hareketleri yapacaksınız bakın. İkisini beraber yapın. Bu Oturun zararı yok. Ama bu ne yapıyor? Ayaktaki dolaşımı yukarıya doğru pompalıyor. Onu arada böyle yapın. Arada muhakkak hanım şuradan bir su getirsene demeyiniz. Kalkıp kendiniz gidip alınız. O zaman ne olacak? Bir hareket yapmış olacaksınız. Nerede hareket? Orada bereket. Yani genç kalmak istiyorsan daha böyle sağlıklı olmak istiyorsan hanımdan su istemeyeceksin, hanımdan aynen, yemek aynen, istemeyeceksin. Aynen. Kalkacaksın sen de hareket Bravo. edeceksin. Çünkü Oturduğumuz yerde işte hocamın gösterdiği ayak hareketlerini yapacağız. Çünkü onlar dolaşıma evet, fayda evet. sağlıyor. Çünkü son dönemlerde çok başımıza geliyor diyorum ya. Sadece geçen hafta iki tane birden geldi bu tıkanıklıkta. Çok önemli hocam. Bu hafta sonunda daha çok oturacağız, şey yapacağız. Ama ne olur oturdukları yerde hareket etsinler. Evin içinde yürüyüş yapsınlar. İlla sokaklara çıkmanız şart değil. Hani benim yürüme bandım falan var. Yürüme bandına saygı duyuyorum, olur. Ama o yürüme bandında ayakkabılar çok önemli. Yumuşak ayakkabı giymeler lazım. Yani şu topuk kısmı şurası yumuşak olacak. Bakın böyle yumuşak ayakkabı tercih etmeniz lazım. Yani şu bölgenin şöyle şöyle yumuşak olması lazım. Sert olduğu zaman yürüdükçe rahatsız ediyor. Peki ne yapacaksınız? Evin içinde yürüyüş yapacaksınız. Açın pencereyi. Bakın işte yürüyüş bu. Yürüyüşte bunu yapıyorsunuz. Fazla bir şey yapmıyorsunuz ki. Ya da elleri daha güzel sallamak istiyorum. ama. Yani 20 dakika böyle yürüyün. 20 dakika hareket yapın. O kadar işte. Spor o kadar yani. Şey. yani illa sokağa çıkmanız şart değil. Evet işte Bunu sokakta yapınız. daha güzel oluyor ya hocam. Hani Tabii daha güzel <laughs> oluyor. Saygım sonsuz da bu şekilde yaparsanız o da olur diyorum. Peki. o sorular akıyor. Ya ya sorular. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Bizi izleyen, bizimle birlikte olan herkese. Şimdi bir problem var biliyor musunuz? Benim annem çok yapıyor. Mesela bu cep telefonu ya. Bak alıyor cep telefonu böyle orasına koyuyor. Böyle işte yemek yapıyor. Bir bir şeyleri topluyor ama bu böyle. Hep böyle duruyor. Hemen anlatalım. Şimdi bir böyle cep telefonuyla konuşanlar e, boyunda bir boyun boyunda olur mu? Boyunda çok büyük sıkıntı yaparlar. De, boyun kaslarını bozarlar. Bir de bir seyircimiz sormuş demiş ki: "Uzun süre telefonla konuşursan sağır olur muyum?" Olabilir. Şu bizim bir kulak maketimiz vardı arkadaşlar bir verseniz de kulak maketi. Şimdi hemen anlatalım kolonya ister misiniz Yok. hocam? Kulağın içi çok hassastır. Kulağın içinde bir zar vardır. Ondan sonra ana merkez vardır. Şimdi ben size onu göstereceğim. Bu kulağın içindeki bu zara ve şey fazla ses geldiği zaman fazla akım geldiği zaman burada bozulma olur. Bakın şu kulağımız, şu kulak kepçemiz buradan ses giriyor. Şöyle tutayım hocam. Hemen ya, gösterelim. Şöyle. Tamam. Şunu açalım şimdi şuradan çıkaracağız. <laughs> Nur kardeşim şöyle bir dakika. Heh, tamam. Şimdi bakın geldi buradan ses. Şunu da kaldıralım. Şimdi Biraz istediğiniz gibi tutabilirsiniz. Abi. Ha. <laughs> burada zara çarptı. Zara çarptı. Arkada kemiklerimizden sonra şöyle hafif eğip göstereyim Nur Hanım. Bakın burada salyangozumuz ve sinir hücremizde duyuma gitti. Şu da sinirimiz. Bakın şu sinir. Şimdi çok fazla telefonla konuştuğu zaman telefonun manyetik akımı artık ses düzeni ya da yüksek sesler buradaki hassasiyeti bozuyor. Dolayısıyla hassasiyeti bozduğu için kulakta işitmelerde azalma oluyor. Siz farkında değilsiniz. Eskiden ben size mesela Nur Hanım dediğimi duyuyordunuz. Sonra şöyle oluyor. Nur Hanım. ancak bunu duyuyorsunuz. Siz onu anlamıyorsunuz ama. Hmm. Sadece şöyle oluyor. Bazı konuşmaları dikkat edin. Bilhassa kalabalık ortamda. Eğer tekrar ettirmeye başladıysanız bilin ki sizin kulaklarınızda... Hani efendim... Ha ha falan ha. böyle yapıyorsanız... Onu yapıyorsanız bilin ki bu kulak merkezini bozuyorsunuz. Çok telefonla konuşmak çok Peki, zararlı. Peki kulak kristallerinin oynaması falan var. O, o da, da apayrı bir şey. Biraz sonra onunla ilgili anlatırız size şey yaparız. Şu kulak kristallerinin oynama meselesi de Şunun içinde kristaller var Bir sıvı <gülüyor> var <gülüyor> Bu sıvı oynarsa vertigo dediğimiz Baş dönmesi oluyor Allah kimseye vermesin çok kötü bir şeydir Gözünüz kapasanız bile böyle ortalık döner Önümüzdeki hafta ben size o vertigo ile ilgili Anlatayım çok değişik şeyler söyleyeyim Peki, Onları da göstereyim Uzun süre konuşanlar sağır olur mu? Olur işte bunlar ee, olurlar Onun cevabını Onu hocam anlattık, kulağın içini rakamlar. göstererek verdi Yani evet. e, Ben bırakayım mı hocam? Yok şöyle koyarız Peki e, Diğer soru ne? Anneler tabii hep soruyoruz değil mi? Çocuğuma ne yedirirsem, ne içerirsem çocuğum zeki olur? Hep sorulan temel. Ben de mesela diyorum ki, ay acaba ne versem kızıma, e, e, dersleri daha derslerinde daha başarılı olsun, daha zeki olsun. Mesela bir seyircimiz şey demiş. Ceviz yemeleri doğru mu? Sırt ceviz, ceviz yedireyim ceviz mi? Ceviz harika bir şey. Ama sırt ceviz değil, fındık da olabilir, yer fıstığı da olabilir. Bunların hepsinde fayda vardır. Keçi boynuzunda da fayda vardır. Yani kuru yemişlerimizin hepsinde fayda vardır. Çocuklarınıza, çocuklarınıza doğal gıdalarınızı, yani yumurtanızı, sütünüzü, yoğurdunuzu, peynirinizi ihmal etmeyeceksiniz. Hı hı. Hepsi lazım. Balı da lazım. Bal da çok büyük nimet. İyi bir bal, iyi bir bal her şeye kadirdir. Muhakkak balı da yedirmeler Merak lazım. ediyorum. İyi bir bal şekerlenir mi, şekerlenmez Bravo. mi? Bravo. İyi bir bal şekerlenir. Ya ben Şekerlenen de... bal iyi baldır bal şekerlenmiyorsa içinde katkı vardır. bunu hmm. nasıl anlayacaksınız? Bu balı bu balı koyun buzdolabına. Buzdolabında soğutucu bölümünde şekerlenmesi lazım. Donması lazım. Donuyorsa doğal baldır. Avrupa'da birçok yerde birçok yerde balcılar şekerlenmiş bal satarlar. Niçin dediğimiz zaman da ben size doğal olduğunu ispatlıyorum işte buyurun der. Yani bizim hani beğenmeyip o kristal böyle bu sarı renginde değil de e, boz renginde böyle şekerlenmiş halinde satarlar balları. E, Fransa'da mesela lavanta. Tabii iç yağ görüntüsü oluyor balda. İyice e, aynen, böyle donuyor. Aynen, hmm. aynen, aynen aynen. Lavanta balları ile ilgili bir yere gittik. İşte orada gösterdiler ki sırf şey satıyorlar. Bu Böyle bal satmıyorlar. Hep bildiğimiz o şekerlenmiş balı yani satıyorlar. Yani bal yedirin, yumurta yedirin, ceviz yedirin, süt içirin. En önemli bir şey daha söylüyorum. Arı sütü ve polen yedirin. Alerjisi varsa polen yedirmeyin. Ama arı sütüne karşı alerji de olmaz. Arı sütünü korkmadan yedirin. Hem zeki olacaklar hem güçlü olacaklar. Bunları ihmal etmeyin. Peki. Ah, 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 Ayten Hanım sizi çok iyi anlıyorum. Diyor ki kocamın horlamasından evde uyuyamıyorum artık. Bütün uykularım kaçtı diyor. Kocamın horlaması tedavi olur mu? Şimdi ben o bacıma diyeceğim ki. <laughs> peki kocan horluyor da sen horlamıyor musun bacım? E horlamıyor demek ki O da hocam? horluyor. Nereden mi? Horlayan E horlasa kocası Hor... şikayet ederdi. Dur. Koca o kadar efendi ki şikayet etmiyor. Ya Siz hocam Allah aşkına. Olur mu hocam? Ay düşürdüm valla. Niye öyle Ha, Sırf kadınlar mı şikayet ediyor? Bence öyle. Erkekler kibarlıklarından söylemiyorlar da ondan. Ah tabii canım tabii tabii. Sormayın. Erkekler çok o kadar kibar ki söylemiyor. Erkek pulusunu pırtısını alıp yan odaya gidiyor. E sen de git. ...kadın bir dürtüyor. Horluyorsa... Hadi, bir horlama falan diyoruz. Şimdi en dur. Kötü. Horlama önemli bir şey. Horlamada kilonun çok büyük etkisi var. Hastalık mı horlama? Bir nevi bir nevi hastalık. Horlayan kişiyi muhakkak uyandırmakta yarar var. Çünkü horladığı zaman iyi uyumuyor o. Güzel oksijen ok girmiyor ha. vücuduna. Hele bir de uyku apnesi... ...başlamışsa uyku apnesine şöyle... ...bakın şöyle. Şimdi adam uyuyor. <laughs> oh. <gülüyor> <gülüyor> ya çok özür dilerim. Aslında ne güzel tarif ediyor değil mi? Tam horlayan. <laughs> Nesini anlattık? Uyku apnesi. kadar güzel anlattınız nefes ki nefes duruyor. Biz de deriz ki aman mahsus horluyor, çok sakın güzel a, uyuyor. Sakın iyi uyumuyor. Horlayanı uyandırmak lazım. Yastığını hafifçe çekmek lazım. Bazıları da uyandır deyince Bam 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 bütün hıncını alıyor adamlar. Şey. Sallaya görsallıyor. Etme, eleme kadın. Şunu şöyle yavaşça, güzellikle. De dokunarak. Dokun ya da yastığını hafifçe çek, çek. Şimdi pozisyonunu değiştirmesi lazım. Uygun yastık değilse ondan ama. Bir de şuradaki yutak bölgesindeki kaslar gevşemişse o zaman da horluyor. Horlama'yı hangi oluyor. doktorlar tedavi ediyor? Kulak burun boğazlar tedavi ediyor. Ama ben de size bir horlama için bir egzersiz anlatayım. Aa çok güzel. Güzel bir egzersiz, iyi bir egzersiz. Ne yapacağını söylüyorum. Kardeşlerim yapacağınız şey şu. Dilinizi içeride damağınıza değirin. Şu kasları kasın bakın şöyle. Nur kardeşim harika yaptı. Bakın. Harika. Ne yapıyor? Dilinle içeride Dünya damağına oluyor. değiriyor. Hem bu gıdınıza da faydası var. Bu bölgedeki kasları kuvvetlendirdiği için sarkmaya da mani oluyor. Bu horlamada çok var. Her gün horlayan kardeşlerim 20-25 tane bunu yapınız. Ya Ama buraya da çok iyi 5 geliyor. 5 saniye zaten. bekleyiniz. Evet, gıdıya da çok iyi gelir can kardeş. Buradaki kırışıklar da çok iyi gelir. Çünkü bu bölge kasları gevşediği zaman küçük diliniz gevşiyor, horluyorsunuz. Bir başka güzel bir hareket daha gösteriyorum. Bu da şöyle. Sevgili kardeşlerim şöyle yapacaksınız. Ben göstereyim. Hak diyeceğiz, 5 saniye bekleyeceğiz. Bakın şöyle. Hak diyoruz. Beş saniye bekliyoruz. Hak. Hak diyoruz ama arkadaki kasının küçük dilinin kasıldığını hisset. Hak de dur. Ha Şimdi oldu. Beş saniye bekle bir daha yap. <gülüyor> <gülüyor> Hissediyor musun arkada kasın kasıldığını kardeşim? Hissediyorum hocam Heh. ama bir nefessiz de kalıyorsun. Ama onu yaptıkça o küçük Bir dener misiniz lütfen? Bir daha yapalım. Hep beraber yapalım. Hak. Kık. Hak. Bir reklama gidelim, devam, reklamdan sonra konuşalım tamam. olur mu çok kısa bir ara.